Ben eşyalarımı almak istiyorum. Bu evin havası bozulalı çok oldu Alya. Huzur diye bir şey kalmadı. Giderken bu evden istediğin her şeyi alabilirsin. Bu kimse için önemli değil. Anılarını da götürebilsen keşke. Ne yazık ki buna bir nokta koymak zorundayız. Sen neler söylüyorsun Fahat? Hala farkında değil misin? İstediğini alabilir ne demek? Bunu onlara bırakırsan bu evi yağmalarlar. Ben kontrol edeceğim. Şaziye. Bırak istediğini alsın. Zeyn doğru söylüyor. Bu evde herhangi bir eşyasının kalması Osman Bey'in hatırasına hakaret olur. Eşyaların yeterli gelmezse eğer haberim olsun. Sana bir çek keserim. Uğursuz yüzünü bu evden uzaklaştırmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Siz dışarıda bekleyin lütfen. Bu olanlar doğru değil Zeyn. Bu yanlış. Evlilik bağınız o kadar zayıf mı ki bu kadar çabuk kopabiliyor? Babamın son nefesini vermeden önce kimin adını zikrettiğini biliyor musun Reha? Bu annem değildi. Ki o babamın her şeyiydi. Ben de değildim. Sevgili oğlu Zeyn de değildi. O Alya'nın adını zikretti. Babamın hayatı boyunca çok sevdiği, bütün sevgisiyle bağrına bastığı Alya'dan bahsediyorum. Bütün yaptıklarına rağmen, Alya'nın haksız ithamlarına rağmen, o son nefesinde onun adını zikretti. Allah esirgesin, sen aynı şeyi yaşamak zorunda kalsan, babamın yaptığını yapar mıydın? Yalnız şunu unutmayın Fahat Bey. Belki de o şikayeti yapan Alya değildi. Belki biri ona komplo kurdu. Sence tek nedeni bu mu? Oğlumun Alya'yı sırf bu nedenle boşadığını mı düşünüyorsun? İyi de efendim, her şeyin temelinde o şikayet yok mu? Babanın kollarında can vermesi ne demek bilemezsin sen. Sen bunu anlayamazsın Rehan. Allah hiç kimseyi öyle bir acıyla sınamasın. Ben bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum. Sana daha önce de söyledim. Bu işte o boparlı insanların tarafında yer alabilirsin. Ve gitmekte özgürsün. Tabii bu dostluğumuzu olumsuz etkileyecektir. Kim bilir kaşla göz arasında evden neler götürdü. Bunlardan her şey beklenir. Hepsi hırsız kılıklı. İkiniz de maşallah onlara yol verdiniz. Şaziye lütfen. Onun hakkında bir şey duymak istemiyorum artık. Bu evde adını anmak bile Osman Bey'e hakaret gibi geliyor. Fahat, yarın Osman Bey'in aziz ruhu için bu evde Kur'an okutacağız. Ne gerekiyorsa yap. Zeyn, sen hemen Rehan'ı ara. Boşanma evrakını en kısa sürede hazırlamasını istediğini söyle. Hizmetçilere söyle odamı temizlesinler yenge. Orada ona ait hiçbir şey görmek istemiyorum artık.